veren kısıtlılık kararı nedeniyle inceleyemediği dosya içerisindeki bilgi ve belgeler çarpıtılarak, yalan ve iftira ile yoğrularak, manipüle edilerek 11 Mart tarihinde hükümete yakın medya kuruluşları tarafından servis edilmiştir. Meslektaşımıza hedef gösteren bir dille haberler yapılmış ve bu haberler internet ortamında onlarca sitede paylaşılmıştır. Manipülatif haberler nedeniyle meslektaşımız ile birlikte ailesi de zarar görmüştür. Devam eden günlerde aynı odaklarca İHD ve ÇHD ile hedef gösteren haberler yapılmıştır. Soruşturmanın gizliliğini ve Şühena Rona Çiftçi'nin kişilik haklarını zedelediği için haberler hakkında yapılan erişme engeli başvurusu Manavgat Suç Ceza Hakimliği tarafından basın özgürlüğü gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Bu haberleri yapan ve yayınlayanlar hakkındaki suç duyurusuyla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı şekilde takipsizlik kararı vermiştir. Bu saldırgan haberlerin yapıldığı gün dosya savcısının bir aylık izne ayrılması ve dosya avukatlarının muhatapsız bırakılmış olması da manidardır. Aynı zamanda yargıyı etkileme ve yönlendirme amacı içerdikleri açık olduğu halde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün bu haberlerle ilgili resmen hiçbir işlem yapmadığı gibi meslektaşımız hakkındaki iddianame de hala hazırlanmamıştır. Mücadeleleri sebebiyle doğrudan ve de hedef gösterilerek katledilen onlarca üye ve yöneticisi bulunan hak örgütlerinin olduğu bu ülkede biz bu örgütlü kötülüğü ve tehdit dilini tanıyoruz. Hak savunucuları bu tehditlere ve saldırılara hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmeyecek de ancak Şühena Rona Çiftçi ve hak örgütlerinin diğer yönetici ve üyelerinin herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda bunun sorumlularının bu haberleri yapanlar ve yaptıranlar olacağını da bildiririz. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız soruşturmanın başından bu yana süre gelen hukuksuz süreç yine soruşturma savcısı tarafından bizzat sürdürülmeye devam edilmektedir. Şöyle ki, Suç Ceza Hakimliği'nin tutuk devamına karşı savunma avukatlarının yaptığı itirazın nihai karar merci olan Antalya 3 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 Haziran 2024 tarihinde kabul edilmesi üzerine tahliye edilen meslektaşımız akıl almaz bir yöntem ile yeniden tutuklandırılmıştır. Tutuk hükmü uyarınca tahliye kararında da belirtildiği gibi Asliye Ceza Mahkemesi'nin itiraz merci olarak verdiği karar kesin olmasına ve itiraz yolu kapalı olmasına rağmen daha önce örneği olmayan bir hukuk tanımazlıkla soruşturma savcısı tahliye kararına itiraz etmiş ve bu kez Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi savcının itirazını kabul ederek meslektaşımızla ilgili tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkararak tarihe geçecek bir hukuksuzluğa imza atmıştır. İzmir Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen ve ailesiyle birlikte ikamet ettiği Manavgat'a dönen meslektaşımız 29 Haziran 2024 günü kolluk tarafından tekrar evinden gözaltına alınmış, 30 Haziran 2024 günü yapılan ibretlik bir sorgu sonrası tekrar tutuklanarak yeniden Antalya N tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik bir hücreye konulmuştur. Meslektaşımızın 8 Kasım tarihinde gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak gözaltına alınması ve tutuklanması, aylarca mahkeme önüne çıkarılmaması yeterince büyük bir hak ihlaliyken daha önce örneği görülmemiş bir şekilde tutuklulukla ilgili itiraz mercinin vermiş olduğu kesin kararın kaldırtılarak meslektaşımızın tekrar tutuklanması, özgürlük ve güvenlik hakkının ve hukuki güvenlik ve belirlenim ilkesinin ihlalidir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı gizliliği açıkça ihlal edilen ve delilleri çarpıtılarak ortalığa saçılan soruşturma dosyasında kısıtlama kararını acilen kaldırmalıdır. Dosya savunma avukatlarına açılmalı ve soruşturma dosyayı kişiselleştirdiği açık olan ve görevi kötüye kullanan dosya savcısından alınmalıdır. Meslektaşımız hakkındaki iddianame derhal hazırlanmalı ve meslektaşımız Şühena Rona Çiftçi serbest bırakılmalıdır. Savunmaya Özgürlük Platformu.